Yayınıma hoş geldiniz. İsrail'den Azerbaycan'a dev bir ziyaretten bahsetmiştik. Özellikle İsrail ve Azerbaycan, iki müstakil devlet, tabii ki iletişim kurabilirler ve anlaşmalar yapabilirler. Ama şimdi size anlatacağım bu konuda, evet, al gülüm ver gülüm konusu var. Yani devletler çıkarları dahilinde birbirlerine talepte bulunuyorlar ve isteklerini karşılıklı olarak cevaplayacaklarını ve cevaplamayacaklarını yanıtlıyorlar. Evet, Netanyahu'dan özellikle İsrail'in ağzındaki bakla çıkıverdi ve Azerbaycan'dan ne istediler ve karşılığında ne önerdiler? Azerbaycan'a ne kadar Barak Air hava savunma sistemleri verilse de hem sayısal yetersizlik var hem de bu konuda demir kubbenin eline su dökecek gibi değil tabii ki. Alçak irtifa roket ve gezgin füzelere karşı demir kubbe gerçekten çok etkili bir hava savunma sistemi. Dünya çapında en iyisi diyebiliriz ve İsrail de bunun keyfini çıkarıyor. Ama şu bir gerçek ki, İsrail özellikle demir kubbeyi kimseye satmazken, Azerbaycan'ın demir kubbeyi istemesi tabii ki bir kısım çevrelerde şaşkınlıkla karşılandı. Amerika Birleşik Devletleri konsorsiyumunda ve desteğinde üretilen özellikle Iron-Drone hava savunma füze sistemi geliştirilirken, özellikle burada neden demir kubbe istendi? Yani İran kamikazelerine ve yapılan tabii ki birçok Ermenilerin yeni oluşturduğu drone saldırılarına karşı inanılmaz bir füze kalkanı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı olmadan da satılmaz tabii ki. Ama işin içinde bir ayrıntı var. Ona değineyim çünkü demir kubbeyi isteyen Azerbaycan'ın burada bir özgüveni var. ABD Kongresi'nde her zaman Yahudi lobisi, Siyonizm lobisi her zaman Ermeni lobisinin üstünde. Yani Amerika Birleşik Devletleri yönetimi şekillenirken Beyaz Saray'ın akıllı kurmayları, Pentagon'un şahin kurmayları belirlenirken tabii ki Yahudi lobisinin seçtiği isimler. Senatörler Yahudi lobisi, Ermeni ve Rum lobisinin etkisiyle gelseler de burada pazu gücü yani en etkili güç olarak baktığınızda evet lobi olarak Yahudi lobisi. Şimdi İsrail'den demir kubbeyi isteyen Azerbaycan burada İsrail'in de nasıl bir teklifiyle karşılaştı dersiniz? Dün İsrail Dışişleri Bakanı Cohen Azerbaycan'da Bakü'ye geldi. Bayramov bakanlığın önünde karşıladı. Ama tabii ki kıran kırana bir pazarlık başlayacaktı. İsrail bu stratejik silahlarını özellikle İran'a drone saldırılarıyla ilgili İran'ın yapacağı dronlara karşılık saldırılara karşılık onları püskürtme için drone'a savar silahlarını ve kamikaze ile ilgili tabii ki birçok silahı satarken nazlanmaya başlamıştı. Bununla ilgili ek askeri talep ve anlaşmayı İsrail neden istemişti? Yoksa eski anlaşmaya binaen yeni silahları satabilirdi. İşin gerçeği ortaya çıktı. Evet, İsrail Azerbaycan'a özellikle Azerbaycan'a 50 yıllığına askeri üsler yani hava üsleri kurarak veya 49 yıl diyebiliriz. Özellikle böyle bir anlaşma yaparak İran'a karşı hem kuşatmış olacak İran'ı hem İran'a müdahalede özellikle çok daha hızlı müdahale etmiş olacak. Yani burada özellikle hava saldırısı olarak İran'a müdahalede çok daha avantajlı gözüküyor. Yani hem İsrail tarafından hem de Azerbaycan tarafından İran'ı vurmak niyetinde. Tabii ki bu durum özellikle bu durum stratejik açıdan evet stratejik açıdan Azerbaycan'ı önemli kılsa da Azerbaycan'a karşı İran'ın hasmane tutumunun zirve yapmasına da neden olabilir. Tabii ki bu gelişmiş silahları veren İsrail'in böyle büyük bir konjonktürel ve jeopolitik bir üssü istemesi de tabii ki Azerbaycan tarafından nasıl karşılanır? Şanlı halkımız tarafından nasıl karşılanır? Özellikle Rusya'nın bölgede, evet bölgede gitgide Azerbaycan aleyhine Karabağ'da da şekillendiği ve Karabağ'da da hareketlenme yaşandığı ortada. Yani demem odur ki Aliyev'in de notası Rusya'ya giderken burada bir güç devşirmesi var. Yani İsrail'in özellikle Azerbaycan'a karşı, evet Azerbaycan'a karşı tutumu tamamıyla çıkara dayalı. Çünkü Cohen ne dedi? Cohen'in dediklerini noktası noktasına size açıklayayım. İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, evet diyor ki Cohen, biz diyor, evet biz diyor şu anda Azerbaycan'la ilişkilerimizin gelişmesinde neye borçluyuz? Neden böyle ilişkileri geliştirmek istiyoruz? Çünkü haritaya baktığınızda İran'la bir sınırı olan ve jeopolitik bir şekilde İran'a evet bir sınır teşkil eden evet bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ilgimiz
İran'la bu kadar sınırının olması diyor. Ve bir taraftan da İran'la ilişkilerinin gergin olması lehine olduğunu söylüyor İsrail'in. Ve İsrail'de ek yeni anlaşmalar için Cohen Azerbaycan'a geldi. Evet, bugün temaslarını bitirip geri dönecek ama teklifi çok sert. Evet, 50 yıllığına üstleri vereceksin, üstleri alacağız ve üstleri aldıktan sonra biz de size demir kubbeyi vereceğiz. Tamam, demir kubbe savunma sistemi ve ek yollanacak Erbarak hava savunma sistemleri havadan iyi bir şemsiye sağlayacak. Ayrıca uçak saldırılarına karşı da olağanüstü bir koruma da sağlayacak. Ama kimse 50 yılına üstlerin verilmesi konusunda çok rahat olacağını düşünmüyorum. Evet, bu yönde bir rahatlık olacağını düşünmüyorum. Azerbaycan bu kadar düşmüş değil. Özellikle ağır bombardıman uçakları ve birçok savaş uçaklarının da geleceğini, koalisyon güçlerinin belki yakın dönemde oraya geleceğini düşünecek olursak, Rusya ile de sorunlar daha da çoğalacak gibi. İsrail'in oraya kadar sokulması, evet, Rusya tarafından nasıl karşılanır? Bu denkleme bakmadık. Çünkü Suriye'de İsrail'in özellikle Suriye'ye yakınlığı ve dünya ekonomisi ve tabii ki belli bir siyasi konjonktürdeki ağırlığı Rusya'yı geri tepsirse de Rusya'nın kendi toprakları gibi gördüğü Suriye topraklarının hemen dibindeki gerginliğin yanında bir de arka bahçesi olarak gördüğü güney bahçesindeki Kafkasya'da İsrail üslerine nasıl bakacak acaba? Bunların hepsi kafa karıştırıcı sorular. Ama şu bir gerçek ki artık İsrail Hava Kuvvetleri, evet, 3. F-35 hava filosunu, 4. F-35 hava filolarını kursa da artık bölgede büyük bir gerginlik hakim. Yani Karabağ'da İsrail'in üs kurması demek, İsrail'e evet bir şey yapamayan İran'ın devamlı bu bölgelere roket ve füze fırlatması demek. Yani bunu da milisler aracılığıyla yapıyorlar. Bu gibi durumlar tabii ki konjonktürel açıdan da insanın moralini bozan gelişmeler. Şimdi al gülüm ver gülüm, politika bu. Yani ne diyor? Şu silahı bana vereceğim sana ama sen de bana jeopolitik konumundan istifade ettireceksin. Yani bunları da hesaba katacağız. Ama uzun vadede bakacak olursak gelecek adına Azerbaycan'ın milli güvenliğine daha da tehdit oluşturan, evet, İran'la olası bir çatışma ve sınırdaki çatışma olasılığının yükselmesine binaen özellikle stratejik silahları Türkiye'den temin eden Azerbaycan'ın daha da tehlikeli ve stratejik silahları İsrail'den temin etme yarışı normal. Ama şu bir gerçek ki toprakların ve üslerin onlarca yıllara verilmesi bundan sonraki süreçte ülkedeki gelecek kuşakları tehlikeye atan bir sürece imza atmış demek olacak. Yani İsrail'e hiçbir şekilde üs verilmemesi taraftarıyım. İkili anlaşmalar yapılabilir, askeri yardımlaşma olabilir ama üs verildiği takdirde ve 50 yılın olduğu takdirde bu büyük bir risk oluşturur. Yakın zamanda çıkacak, birkaç güne bunun fısıltıları çıkacak. İsrail bedava silah verir mi? Vermez tabii ki. Versinler silahları, verelim parasını. Öyle gelip de 49 yıldır üs istemek yok ya ama. Evet değerli izleyenler, lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.